münafığı nasıl tanırız? Münafık bir kere ana hedef olarak Müslümanları seçiyor. Buradan anlıyoruz. Yani ana mücadele ettiği kesim müminler oluyor. Yani İslam'a faydalı olduğunu düşündüğü kişiler. Küfürde Allah'ın dinine aykırı her şey var. Ve geniş zemin bulmuş bu. Mesela Irak'ta, Suriye'de Müslümanlara saldırılıyor, Afganistan'da Müslümanlara saldırılıyor. İngilizlerin devleti atakta, Darwinizm ayrı, Rumeli kanalını ayrı yapıyorlar, homoseksüellerin atağı ayrı. Ama ayrıca küfür çok organize ve kararlı olarak dünya çapında bütün Müslümanları çok zor durumda bırakarak ilerliyor Deccaliyet. Şimdi münafık ne yapıyor? Müslümanlardan ayrılıp küfür içerisinde odaklanarak, mevzilenerek mevzi alıyor. Yani orada bir kere siper oluşturuyor. Küfrün içinde siper oluşturuyor. Hedefinde doğrudan Müslümanlar oluyor. Küfrün içinde geçse, küfürle mücadeleye karar verse, ki bu da acayiptir çünkü diyecek ki Müslümanlar ya beraber mücadele edelim demesi lazım. Ya Müslümanlardan ayrılarak mücadele haramdır. Yani çünkü Allah birlikte mücadele edin diyor. Ayrılarak mücadele yok. Ayrıldın, hadi bir günaha girdin. Peki neden doğrudan Müslümanları hedefliyorsun? Eğer amacın bir şeyler yapmaksa doğrudan küfrü hedef alıp onlarla uğraşman lazım. Çünkü Müslümanlarda olduğunu iddia ettiğin hususlar, ki uydurma hususlar, hayali hususlar, en çirkininen, en berbatıyla küfür de var. En gelişmiş yine. Orada mevzi almışsın. Tek hedef olarak Müslümanları görüp geceli gündüzlü sadece Müslümanlara yöneliyorsun. Küfürle uğraşıyor musun? Hayır. Bir de arkasından diyor ki münafık nasıl oluyoruz diyor. Peki bu münafıklık değilse bu ne olmuş oluyor?